Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, sponsorlarımız Golvan.com'un ve Kayseri Özönüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim tahminime göre bu videoyu saat 22 sularında ilk gösterim olarak yayınlayacağız. İlk gösterim şu, videoyu ilk gösterim olarak paylaştığımız anda arkadaşlar tıpkı canlı yayın gibi oluyor. Sizlerle ben aynı anda izleyebiliyoruz. Ee, orada canlı yayında sohbet ekranı oluştuğu için de anlık olarak sizin mesajlarınıza cevap verebiliyorum. Bilginiz olsun hatta ilk gösterim ayarlayıp da orada birçok yorum yazan arkadaşlar oluyor. Diyor ki ya benim yorumumu niye önemseyip cevaplamıyorsun? Şöyle böyle diyor. E, o an canlı yayın değil. Mesela bu, bu videoda aynı şekilde muhtemelen öyle olacak. Zaten siz bu videoyu izlerken burası 29.300 olursa 20 kişiye 29.400 olursa 50 kişiye üyelik hediye olacak. Bakalım arkadaşlar sizin çabalarınıza bağlı. Şimdi derbinin hakemi açıklandı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi beklendiği gibi Halil Umut Meheler oldu. Ve e, birçok kişi de bana hocam yorumun nedir? Hocam niye konuşmuyorsun? Niye hakem hakkında bir şey demiyorsun? Niye konuşmuyorsun? Hocam hakeme söv. Hocam hakeme küfret. Hocam hakemi döv. Hocam hakeme şunu yap. Ya, ya kafayı mı yediriz? 2 Nisan pazar günü. Kadıköy'de derbi oynanacak. Ve biliyorsunuz Süper Lig'de başka hakem kalmadığı için mecburen Halil Umut Meheler yönetecek. Yardımcılıklarda Mustafa Emre Eysoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Kadir Sağlam. Şimdi maçın e, yani bir adamın adında ya da soyadında R varsa ben o adamdan korkarım. M'lerde de R var. Mustafa Emre Eysoy'da da var. Kerem Aksoy'da da var. Kadir Sağlam'da da var. O yüzden dört hakemden de korkuyorum. MHK diyor ki atama manuel yapılmıştır. Yani çok şükür en azından yalan söylememişler. Yani algoritma ile yapılmadığını mecburen yapıldığını söylüyor. Şimdi son 4 derbiyi de Meler yönetiyor. Türkiye'deki son 4 derbiyi. Çünkü başka hakem kalmadı. Galatasaray ve Şişektaş'ı 2-1 yeniyor. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yeniyor. Fenerbahçe Galatasaray'a evinde 3-0 kaybediyor. Galatasaray Trabzonspor'u 2-1 yeniyor. Yani Galatasaray lehine çok iyi maçlar yöneten Fenerbahçe düşmanı bir hakem. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe bir galibiyet, bir beraberlik, beş mağlubiyet yaşamış durumda. Beşiktaş ise bir galibiyet, iki beraberlik, iki yenilgi almış durumda. Beşiktaş'ın hadi dandik futbolunu falan filan baz alalım. Çünkü teknik direktör değişimi falan da yaşadıkları için belki ondandır ama Fenerbahçe'nin bu performansı size normal mi? Bir, bir galibiyet, bir beraberlik, beş mağlubiyet. Galatasaray evinde 3-0 yenilmiş. Trabzon'a deplasmanda 2-0 yenilmiş. Hani Galatasaray'ı 2-1 yendiğimiz bir maç var. Orada görev alıyor. 1-1 Beşiktaş maçı. Beşiktaş'a yenildiğim, 2-0 yenildiğimiz maç. Galatasaray'a 3-1 yenildiğimiz maç. Trabzonspor'a 2-1 yenildiğimiz maç. Yani Halil Umut Beyler'in yönettiği derbilerde Beşiktaş Galatasaray'a 2-1 yenilmiş. Fenerbahçe'de 1-1 zaten. Trabzon'a 2-1 yenilmiş. Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmiş. Trabzon'la 2-2 beraber. İlk e, hani şunu da söyleyeyim. Halil Umut koç şirketlerinde çalıştığını ne bileyim Ali Koç'un eltesinin görümcesinin çocuğu olduğunu falan Ahmet Nur Çebi ne zaman açıklayacak? Merak içinde bekliyoruz. Gece Beşiktaş Kulübü şu anda 5 puan derdine düştüğü için hani Hakem'in e, şeceresiyle ilgili e, algı yapmaya ihtiyaç duymuyor. Çünkü onlar 5 puanın derdindeler. Bakalım. Ben de merak içinde bekliyorum. Halil Umut Beyler acaba hani, 7 göbekten Ali Koç'un akraba falan çıkacak mı? Ne bileyim e, görümcesinin, eltisinin oğlu falan koç e, üniversitesinde falan kurs mursa almış oluyor mu? E, hani OPET'te falan çalışıyor çıkacak mı? Avis'ten araç kiraladı falan çıkacak mı? hallumutmeler Merak içinde bekliyoruz. Hocam sen damma abarttın. Yo. Beşiktaş'ın hep yaptığı şey bu. Atar iftirayı, kenara çekilir. Kanıtlamasına bile gerek yok. Kimse de hesap sormaz. Sonra bir adamın ekmeğini oynarlar. O adam bir daha hakemlik de yapamaz her yerde alır başını gider. İnşallah biz bu maçı kazanalım da hakeme rağmen kazanalım da ne oluyorsa olsun. Ben hani bıktım. Gerçekten bıktım. Jesus gibi bir marka bizi dünyaya rezil etti. Utanmaları olsa hakemlerin federasyonu utanmaları olsa ki yeter artık. Bir takım bir kere öldürülür. Allah'tan korkunlar. Fenerbahçe'nin derbideki en önemli silahlarından biri Enner Valencia. Jesus'ta özel bir görüşme yapmış. Kendimi iyi hissediyorum. Ağrım olsa bile sezonun en önemli maçında takımı yalnız bırakamam. Yeter ki taraftarlar küfür etsin bana demiş. E, o küfür etsin kısmında yeter ki kısmındaki ki şey ekleme. Şimdi ligde 21 maç, 25 gol, müthiş istatistik. Milli aradan önce son Alanya maçında sakatlık. Takımın en golcü ismi yaşadığı sakatlık herkesi endişelendirdi. Fakat Mustafa Hoca dedi ki dakika 8'de ekrana gelen görsel ki birçok kişi e, bu paylaşımı çok beğendiğini söylemedi. Ben söylerler diye bekliyordum ama beğenmedim işte demek ki. Güçlü bir vücut yapısı var. Eşek adı var. Ağrılarım olsa da oynarım demiş. Hani sağda giyerim almak istiyorum demiş. Sağlık kurulunu bekliyorlar. Kurul ne diyecek? Hani bir maç oynayıp da geri kalan da sıkıntı yaşayacaksa o da ayrı bir süreç. E, idmanın i̇dmanın tamamında takımla çalıştı. çarşamba günkü idmanın tamamı takımla çalıştı. Zaten ben de çarşambaya işaret etmiştim hatırlarsanız. Perşembe günkü idmanda yani dünkü idmanda da ilk salonda güçlendirme yaptı Emre Mor'la birlikte. Sonra e, takımla çalışmayı sürdürdü. Her iki futbolcunun derbide oynamasına bir engel yok. Hatta Fenerbahçe Twitter hesabından geri döndü paylaşımı yapıp da hani ertesi gün futbolcunun oynamayacak şeyi herhalde olmaz. Şimdi Uğur Melek'i Valencia'yla e ilgili çok önemli bir yazı yazmış. Kısaca değineyim. Hürriyet'te de demiş ki Uğur Melek'e yani Valencia'yla ilgili tabi yazının tamamını gazeteden ulaşabilirsiniz. Enler Valencia Süper sezonun altın adamlarından olur da Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilirse zaten sezonun oyuncusu da o seçilecektir muhtemelen. Bu yıl Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri özellikle kırılma maçlarında Valencia dışında golcü çıkmamasıydı. Bakın kırılma maçlarında. Şimdi eleştirenler hep şunu söylüyor. Ben de atarım Anadolu takımlarını. At ulan tırrek. O zaman ne bekliyorsun? At git. Futbolcu olman için hiçbir engel yok. Büyük maçlarda gol atsın. Ulan Fenerbahçe büyük maçlarda gol atmadı. Mesela Trabzon maçı 0-0. Galatasaray maçı 3-0. Beşiktaş maçı 0-0. Değil mi? Yani 3 maçta Fenerbahçe'nin golü yok. Gerçi atsak da hakemler iptal eder. Doğayrı mesela ama. Bir King'le direkten dönen var. Bir yine King'le kaçan var herhalde. Net. Hayırlısı. Şimdi 5 santraforları var diyor Urmeleke. Hepsi 30 ve üstü yaşta. Hepsi deneyimli. Hepsi milli futbolcu. Ama büyük maçlarda Valencia yoksa Fenerbahçe'den golcü çıkmıyor. O yüzden Valencia'nın derbide sahaya çıkması Fenerbahçe için hayati diyor. Katılıyorum. Yani Valencia'nın atacağı gol her şeyi değiştirir. Fenerbahçe'den 7 taraftara ömür boyu men. Hocam sende var mısın? Yokum ben. Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan, kendisine taraftar diyen 7 kişi ömür boyu men cezası almış. Çok da iyi olmuş. Yani biz tespit edilen 7 kişi süresiz stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz diyor. Yani açıklama uzun bir metin. TPE'nin adımız 16'da meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama yapıyorsun takımımız turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele etti. Tribimizde, tribinlerimizde bunu paylaşarak bir an olsun durmaksın takımımıza eşlik etti. Destek verdi. Eşsiz bir destek verdi. Fakat bu maçta baskı ve oyun üstünlüğü ele geçirdiği dakikalarda takımımızın sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir. Kulübümüz 7 kişiyi stadımıza süresiz olarak almayacak. o arkadaşlarla ilgili Fenerbahçe'ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların tespiti 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca anbean an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız diyor. Müstenabaka ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararına ilave olarak da kulübümüz maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan hazmini dahil her türlü adımında gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz diyor. Bu yedi arkadaşın başına gelecekleri anlatayım size. Önümüzdeki 3 yıl boyunca karar çıktığı andan itibaren yani davası görülene kadar zaten yapacaklar bunu. Fenerbahçe'nin her resmi ya da hazırlık maçında seyircisi olan, seyirciyle oynanan, isterse Etiyopya'da oynasın Fenerbahçe fark etmez. En yakın kolluk kuvvetlerine gidip maçın başlama saatinde ve maçtan bir saat sonra imza atacaklar. Dava çıktıktan sonra da orada 3 yıla kadar ceza alabilirler. Yani atıyorum dava başladı. Ne zaman diyelim 8 ay sonra. 8 ay sonraya kadar zaten imza atacaklar. 8 ay sonra da bir 3 yıllık karar çıkacak. Yani en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle 3,5 sene her Fenerbahçe maçında gidip imza atacaklar. Ve i̇şte ömür boyunca stada alınmayacaklar. Hocam Fenerbahçe taraftar değilse daha iyi olur. Fenerbahçe maçlarını da takip etmiş olur. Yani gezmiş olur. Arkadaşlar bu bandallık. Bu başka bir şey değil. Ya şimdi bak. Hakem maçı katleder. Öyle bir katleder ki hani İvan Bebek dersin ki lan İvan Bebek bunun yanında normal aile çocuğu kalır. Bu başka bir şey çocuğu dersin. Kabul. O kadar gerilirsin ki yani tribüne döner işte eliyle o... çok ahlaksızca bir hareket yapar. Yani ailenin, karının arkasında gitsen gördüğüne çıldıracağın bir hareket yapar. Kabul. Ama Fenerbahçe lan arka arkaya dört pozisyon yakalamış. Arda Güler'in topu direği sıyırmış. Gol, gol olsa o yafada sezonun golü seçilecek gol. Öbürünün şutu direği sıyırmış gitmiş. Şöyle olmuş böyle Beyefendiler çakmak atıyor. Dert ne lan? Fenerbahçeli değiller çünkü. Fenerbahçeli olsalar yapmazlar. kaleci orada dönüp de hani ellem kollam bir hareket yapsa yine anlarım. İyi olmuş. UEFA'dan da Fenerbahçe'ye ceza geldi bu arada. Şimdi arkadaşların iyice cezaya ek olarak da ben başka yiyecekleri şeyi de söyleyeyim. UEFA seviyeyle oynanan maçta yaşanan saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'mize ceza verdi sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 30 bin euro para cezası. 30 bin euro ne yapar? 600 bin TL yapar. 7 taraftar yaklaşık adam başı 90 bin lira para cezası. Adam başı 90 bin lira para cezası. Ödesinler bir zahmet. Avrupa'da oynanacak bir sonraki iç saha maçında 5000 kişilik tribün kapatma cezası. Yani 5000 kişi alınmayacak. Hesaplayın. Adam başı 500 liradan 5000 kişi hesaplayın arkadaşlar 500 liradan hesaplayın çünkü önümüzdeki sene bu seneki fiyatlar kalmayacak her şeyin üstüne yine bir şeyleri binecek 5000 bin çarpı 500'den hesaplayın değil mi ya yok hocam o kadar da değil o kadar da yani 30 bin euro yine çok bir şey değil yani Fenerbahçe'nin zararı ortalama yaklaşık 3 milyon lira civarında bir zarar olacak. Ayrıca UEFA maçta merdiven boşluktan işgal edilmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye 14.000 euro para cezası verdi. Bakın merdiven boşluğu. O boşlukta son boşluğunuz olsun. Ya bu her maçta merdiven boşluğundan ceza Ya taraftarımız mı gerizekalı? Kulüp mü önlem alamıyor? Güvenlikçilerde mi bir gerizekalılık var? Ben anlamıyorum. Lig'de oynuyorsun merdiven cezası. Avrupa'da oynuyorsun merdiven cezası. Bu kadar merdiven cezası yiyen yani başka kulüp var mı ya? Ya sökün merdivenleri sökün. Orada merdiven yok ki diyeyim. Bu nasıl bir mantık ya? Ya her maçta merdiven cezası, her maçta merdiven cezası. Bir geri zekalı var ortada. Ama hangi geri zekalı bu? Ya 14.000 euro arkadaşlar bakın 14.000 euroyu azımsamayın. Ya hocam kaçı kaç kaç kulübümüz öder ya. Böyle diye diye bu hale geldik. Yapmayın etmeyin ya 14.000 euro. Bugün tam siz bana verin 14.000 euro. Kabul. Hemen şimdi kabul ediyorum. Getirin. Allah Allah. Zaten 14 bin euro üstüne eklesem herhalde. De işte benim arabayı versem 3.800 alabilirim herhalde. Yani böyle kademe kademe gidiyoruz. Allah sonumuzu ayır arkadaşlar. Ama bu akılla, bu fikirle biz doğru şey yaparız. Yani şimdi bak Avrupa müsabakaları farklı. Türkiye'de yine müsamaha gösteriyorlar. Şimdi Kayseri Spor'la Trabzonspor arasında bir maç yaşandı geçen sene. Olaylı bir Türkiye Kupası maçı. Bir şeyler atıldı. E Kaleci çıktı işte bunun Trabzon ayağı da var orada görüşürüz mü dedi bir şeyler dedi. Ört bas edildi. Hiç kimse üstüne düşmedi. düşmez de zaten. Burası Türkiye. Düşmezdi. Ancak erin Avrupa'sında öyle ben bunu müsamaha göstereyim olay yok. Adamın katı kuralları var. Zaten katı kurallar olmasa herkes sündürür. Avrupa'daki adamlar ben bununla hayranım. Adamlar işini sağlam yapıyor. Hele bilmem neyin çocuğu, bilmem vekilin oğlu, bilmem bakanın çocuğu yok. Direkt Git diyor. Ha kolladıklar oluyor mu oluyor? Zaten ona da kızıyor. Herkes kızıyor. Ama durum bu arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe bildiğimiz gibi. UEFA şoku, Valencia şoku. Yani bu da olmaz dediğimiz her şey başımıza geliyor. Bir sonraki aşamada hani sahaya uzaylıların girmesi. Emin olun uzaylılar dünyaya inecekse Şükrü Saraçoğlu stadının zeminine iner. Ne zaman iner biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçı olur. Kazanırsak şampiyon olacağızdır. 2-0 3-0 falan öndeyizdir. Tamam maç kesin diyoruzdur. 80 85 gibi inerler sahaya. Yani Urdu Haylılar sahaya 80 85 gibi iner. Fenerbahçe stadına iner. Biz de maçtan sonra dedik ki ulan 80'e kadar öndeydik. Bu sahadan sonra dönmezdi bari hükmen galip sayın falan. Yok der federasyon. Malum sayıyoruz sizi der. Şampiyonluk gider. Öyle yani bu Fenerbahçe baktı bu kaderi bu. Ya şimdi derbiye ilişkin ben bir, bir şey daha söyleyeyim. Kafama takıldı. Şimdi şu Beşiktaş'ın 5 beş puan başvuru olayı, bir sürü takımın yandaş olma olayı, karşısında olma olayı. Bu acaba kimin aleyhine olacak? Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın aleyhine olacak onu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı vasfıyla orada. O soyutlanmış oluyor. Dolayısıyla... Küme düşme mücadelesi veren takımlar ve Beşiktaş'ın tepkisini bence Galatasaray alacak. Şimdi şöyle anlatayım size Türkçe olarak anlatayım. Kayseri Spor deseler ki bu karar çıktı çıkacak çıktı çıkacak çıktı çıkacak falan filan. Adana Demirspor mesela ben şey merak ettim Adana Demirspor'un ya da başka takımların maçlarına. Gaziantep'e hataya puan kaybeden bütün takımlar, Galatasaray maçlarında mesela şimdi Fenerbahçe maçlardan şöyle bir inanç var. Ulan Fener şampiyon olacağına Galatasaray şampiyon olsun diye bütün takımlar Galatasaray'a yatacaklar. Hepsi yatacak. Hepsi. İstisnasız. Ama bu mantığa göre sonuçlanmayan maç sonuçlarına göre hiçbir takımın yatması gerekmeyecek. Her takım Fener'e de aslan kesilecek Galatasaray. Çünkü ligden düşme işin içinde. Şu an mer e merakımdan soruyorum. Süper Lig'de puan durumunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın Süper Lig'de puan durumunu bilmiyorsunuz değil mi? Son sırada kim var biliyor musunuz? Ümraniye ve Giresun var. Giresun'un üstünde İstanbul var. Ümraniye 25 maça çıkmış 22 puan. Fakat yükselişte olan bir takım. Yani Hatay'ı Gaziantep'i saymıyorum. Ümraniye 25 maç 22. Giresun 24 maçta 23 puan. İstanbul Spor 24 maçta 24 puan. Ankara gücü 24 maçta 25 puan. Kasımpaşa 25 maçta 26 puan. Sivas 25 maçta 27 puan. Alanya 25 maçta 28. Antalya 25 maçta 28. Yani Kayseri Spor 38 da ancak Kayseri Spor'un 6 puan fazlası bu, bu takımlardan. Yani iki takım da deplasmanda yenmiş. Şimdi düşünsenize iki maçında çıkarıldığını Kayseri 32'ye düşecek birdenbire. Birdenbire 32'ye düşecek. Tehlikeyi hissedecek. Atıyorum Konya 2 maçı da kazandı. Diyelim 34 28'e düşecek. Yani şu an cadı kazanı. Ortalık cadı kazanı. Aynı zamanda Kayseri Spor'un Trabzon'da maçı var. Trabzon'u deplasmanda yense 44 Trabzon 38 Kayseri. Kayseri 41 olacak. Yani ilk 5 umudunu sürdürecek. Hocam Avrupa'ya gitmeyecek nasıl olsa olsun. Sıralamayı bitirmek de artı kulüplere para getirecek. Yani demem o Şu an ortalık çok karışık. Fenerbahçe'nin yapması gereken Erden Timur bu şuymuş buymuş. Kapatacak çenesini. Susacak. Çok güzel de yapıyor. Çok güzel de yapıyor. Danyolu olayı şu bu. Sus. Hiçbir şey konuşma. Konuşma. Galatasaray Adana Spor'a inşallah sahasında 3-1 yenilsin. Sen de git sahanda Beşiktaş'ı 2-1 yen. Ondan sonra çık. De ki zanyolu olayının gerçeği bu. Biz sustuk sustuk ama diye sonrasını malum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olursunuz. Videoyu beğen ya da ilk gösterim beğen butonuna basarak da beğenirsiniz. Görüşmek üzere dostlar.